Herkese merhabalar. Kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelere hoş geldiniz. Eski Binance CEO'su CZ'nin davasında Yargıç Richard Jones, CZ'nin aile üyelerinin bulunduğu Birleşik Arap Emirliklerine dönmesine izin verecek olan kararını geri çekti. Hakim, mahkeme ABD hükümetinin inceleme talebi üzerine karar verene kadar CZ'nin Birleşik Arap Emirliklerine seyahat etmesine de izin vermeyeceğini belirtti. Binance'in yeni CEO'su Richard Teng, CZ'nin istifasının ardından kripto borsasının büyümesini hızlandırma planlarını açıkladı. Binance 50 kaldıraç ile ETHW listeleyeceğini duyurdu. Avalanche, Selo, Phantom, BNB Chain ve Polygon'da Kasım ayının ortasından itibaren işlem sayılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Zincir üstü aktivitelere göre Phantom ve Seo'nun aktivitelerinde %1000 artış görüldü. İngiliz bankası Standard Chartered, Çin'in Dijital Yuan Merkez Bankası Dijital Para Birimi denemelerine katılacağını duyurdu. Dijital varlık fonlarına girişler devam ediyor. Bu haftada 346 milyon dolarlık bir giriş ile üst üste 9. haftada dijital varlık fonlarına yatırım yapıldı. Sandbox, Nukta ve Sense Suudi Arabistan ve MENA bölgesinde Web3 ve Metaverse'ün benimsenmesini teşvik etmek için ortaklık kurduklarını duyurdu nokta sent arazilerini ve avatarlarını NFT pazarında listeleyip satabilecek. Optimizm, DYDX ve Sui gibi coinlerin de dahil olmak üzere önde gelen birçok altcoin, token kilitlerinin açılması ve fiyatlar üzerine baskı oluşturmasıyla beraber düşüşe geçti. Taipei merkezli kripto yatırım şirketi Kronos Research, bu ayın başlarında hazinesinden 25 milyon dolar çalan hacker'i pazarlıklara başladığını duyurdu. İç piyasalara baktığımızda ise yükselişlerini sürdüren dolar, euro ve altı nın yeni tarihi zirvelerini yenilediklerini görüyoruz. Dolar 28.93'ü, Euro 31.74'ü, altının gram fiyatı ise 1.877 lirayı görerek rekor tazeledi. Türk İş'in Kasım ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14.025 lira, yoksulluk sınırı ise 45.686 lira olarak açıklandı. Borsa tarafına baktığımızda ise BIST 100 endeksinin güne %0.11'lik bir yükselişle başladığını görüyoruz. Alfa kazan, Alfaş'ta sahip olduğu 11.03 milyon adet payı sattı. Biotrend Çevre ve Enerji İştiraki'nin İzmir'de yapacağı üretim tesisi proje bazlı teşvik kapsamına alındı. Borusan Magnesman Boru Sanayi ünvanını Borusan Birleşik Boru Fabrikaları olarak değiştirdi. CV Enerji Mühendislik 1.2 milyar TL'lik bir sözleşme imzaladı. Mie Teknoloji'nin iştirakı Tripi Mobility İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesini kazandı. Medical Park 40 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Amerika Merkez Bankası tarafındaki geliş baktığımızda ise FED'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranını %5.25 ve %5.50 arasında tutacağı yönünde. Global piyasalara baktığımızda ise makroekonomik veri tarafında Amerika Beşik Devletleri'nde dün açıklanan yeni konut satışları Ekim'de aylık bazda %5.6 azalışla 679 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Dolar endeksi de Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin baskısıyla %0.2 düşüşle 103.02'ye indi. Analistler bugün Türkiye saatiyle saat 6'da Amerika Beşik Devletleri tarafından ardından olan makroekonomik verilere dikkati çekerek verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etki olabileceğini dile getirdi. New York borsasında ise dün Nasdaq, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri düşüş gösterirken Amerika Beşik Devletleri'nde endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün Avrupa bölgesinde gelecek aylardan manşet enflasyonu yeniden bir miktar yükselebileceğini söyledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Brent petrolün varlığı ise uluslararası piyasalarda 80.09 dolardan işlem görüyor. Günün kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelerini izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz.